Merhaba Medyascope TV izleyicileri. Bugünkü özel yayınımızda Düzce ve Samsun'da greve çıkan cam işçilerini konuşacağız. Stüdyoda konuğumuz Kristal İş Sendikası Genel Başkanı Bilal Çetintaş. Hoş geldiniz Bilal Bey. Hoş bulduk Ufuk Bey. Aslında bu grevlere baktığımız zaman da 2016'ya kadar da bir tarihi dayanıyor bunların. Yani ilk süreci ele aldığımız zaman. Öncelikle şuradan başlamak lazım. Yani 3 farklı fabrika da var. Hatta yayın öncesi de belirtmiştim. İnsanla karıştırıyor bazen tarihleri ve fabrikaların isimlerini. Ama hepsinde de hemen hemen benzer bir süreci görüyoruz. Yani ben kendi incelediğim zaman. Şunu sorarak başlamak istiyorum. Yani siz Ocak 2016'da bir örgütlenme sürecine girdiniz Düzce Cam'da. Daha sonra işte Şubat gibi yetki, bakanlıktan yetki geldi. Yani çoğunluğu sağladınız. Mart ayında da yanlış değilsem yetkili olduğunuz açıklandı. Anlattığımız tarih 2016 Mart ayı. Evet. Ama daha sonra herhalde tam olarak yetki 2019 Mart'ında kavuşuyorsunuz. Öncelikle yani Türkiye'de bu sendikal örgütlenmelerde nasıl oluyor bu iş? Yani 3 sene boyunca ne oluyor da yetkili olduğunuz belli olmanıza rağmen, %51 çoğunluğu almanıza rağmen yetkiyi alıp toplu sözleşme yapamıyorsunuz? Teşekkür ederim Ufuk Bey. Zaten asıl mesele konularda o. Ben de bizi izleyen seyircilere, emek dostlara Kristal İş Sendikası olarak selam ve sevgilerimi iletiyorum. Bu konu çok hassas bir konu. Onun için kısaca anlatmakta fayda var. Şimdi biz önce bir yeri örgütlemek ya da sendikalı yetki isteyebilmek için bakanlığın verilerinde fabrika ismini bakıp ona göre kaç kişi çalıştığına bakıyoruz. Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre. O çalışan sayıdan sonra bir de bakıyoruz kaç tane fabrika var Türkiye'de? Bir tane mi? Birden fazla mı? Çünkü biz bir yeri örgütlüyoruz sonra bütün işletme gösteriyor, sıkıntı yaşıyoruz. Tek fabrika olmadığı. Bunlara da baktık hepsini. O zaman da işletme göstermiş tek fabrika. Biz bunun içini örgütledik. Ocak'ta başladık. Şubat'ta müracaat ettik. Çoğunluk tespiti geldi. Bunun içinde o zaman da Okan Can vardı. Bunu da biz aynı şekilde örgütledik ve müracaat ettik. Fabrika içinde olmasına rağmen ayrı işletme göstermiş onu. Ondan sonra baktık Samsun Kavak Çetaş diye bir işletmesi var. Onu da gidip örgütledik. Tamamını biz bakanla Şubat'ta müracaat ettik. Şubat'ta bir tek Çetaş biraz geçti. Onu sonradan başladık. Bakanlık bize dedi ki çoğunluk tespiti. Esas mesele bundan sonra başlıyor. Şimdi en enteresan olay da bu. Önce bakanlıktan biz kaç kişi çalıştığını, onları tamamladıktan sonra onların %51'i işletme ise, grupsa %40 ama tamamını %40'ını yapmamız lazım. Hepsini yaptık. Biz dedik ki bakanlığa yetki istiyoruz toplu sözleşme. İlk sunduğumuz çoğunluk tespiti. Çoğunluk sizindir yetki. Bu sefer başlıyor işverenler. Şimdi bakanlık bunu verdikten sonra işverenlere şu fırsat tanınmamalı. Diyor ki bunun bende çoğunluğu yok. Bakanlık buna hiçbir tebligat, hiçbir tavır, hiçbir önlem almıyor. Diyor ki tamam mahkeme aç. Mahkeme açıyor. Diyor ki bunun çoğunluğu yok. Araya giriyorum ama yani bu belli olmayan bir şey mi de mahkeme açılıyor? Yani dediğiniz gibi belli, yani SGK kayıtları belli. Çalışan işçi sayısı belli. Her şey belli. Ama bu adama sen fırsatı verdikten sonra özellikle Düzce Cam'ın yapısında şu oldu. Önce işte üyesi bu kadar çok yoktur dedi. 1,5 yıl sürdü. Sonra üyesi vardır burada yanlış bir şey yapmıştır dedi. Onu biz kanıtladık. Uzadıkça 3 yıl uzadı. 3 yıl sonra dedi ki bana 3 yılda işveren 40 tane arkadaşımızın iş hakkını feshetti. Alamaması gerekir. Onun yerine çalışanı da alıyor gene. Ya da yasak olması lazım. İşkur'dan adam alıyor. Oysa bir kere işverenin bir işçi sendikalı olmaktan dolayı iş hakkı feshedemez. Neden? Anayasanın 50. maddesi her çalışanın, her işçi arkadaşın bir sendika seçme hakkı var. 50. madde, 51 ve 52 üye olma ve toplu sözleşmeden faydalanmak tanıyor. Buna rağmen işveren diyor ki ben adam atıyorum. Biz bunu müfettişler çağırdı getirdik. Müfettiş aklı buldu bizi. Bunu en sonunda teftiş kurulu şikayet etti. Ama gene yaptırım gücü olmadığı için bu sefer Birlik Cam'ı da yetki geldi. Dedik içinde kapatıyorum dedi. Ama Düz Cam'ı kapatamıyor. Fırın var. İzabel sanayi. Cam üretiyor. Birlik Cam'da cam kesimi yapıyor. Çetaş'a sıra geldi. O Çetaş'ı işçiler topluyor. Diyor ki sendikayı bırakın gelin. Biz size işte yıllığınıza göre 50 lira verelim, 100 lira verelim. İşçi de diyor ki bize verdiği parayı sendikamıza ver. Biz anlaşacağız gene. Yok diyor, sendika gelirse bir sürü hak doğar size diyor. Ben diyor mesela diyor, izin diyor. İstersem gidersiniz, istemezsem gidemezsiniz. Ama sendika gelirse bir sürü izin haklarınız var. Şimdi işveren esas korktu Kristal İş Sendikası cam üretimini iyi bildiği için. Bir şişe camın %95'inde örgütlüyoruz. Bu özel bir şirket. Kasım Aktaş özel bir fabrika. O da diyor ki Şişecam bilen ve Şişecam rakibimiz yolladı bize. Aslında onunla ilgisi yok. Biz taslak verdik bunlara. Taslağa gelmediler görüşmeye. Diyoruz ki gelin buradaki işçilerin taleplerini sizin doğrultunuzda ama işçimizin bu fabrikada çalışı taleplerin ortak bir şeyini bulalım. Size yüksek ücret ya da farklı bir boyutta arzumuz yok. İsteğimiz de yok. Yok ben Kristal İş'le oturmayacağım masaya. O konuda bir yaptırım yok mu? Yani ben çünkü yine tarihlere baktığımda işte özellikle yetki her şey netleştikten sonra kaç defa işte arabulucu da dahil masaya çağrılıyor ama gelmiyorlar masaya. Bu konuda bir yaptırım yok mu peki? İşte yaptırım yasa yani buna aslında bakanlık kendi de çağırdı defalarca git görüşmeye. Aradı kendisi. Şimdi bizde üye işçileri biz eskiye ilk müracaata göre aldık. O yetkiyi aldığımız işçilerin birçoğunu çıkardı. Yeni işçi aldı. Biz esas grevde bununla çok iyi anlaşma olabilirdi. Biz üretimi durduramadık. Çalışan da var içeride. Bunu atladı. Diğer yerlerde kimse çalışmadığı için kapattı. Çetaş'a anlaşırsak, anlaşamazsak 15 gün sonra kapattım burasını dedi. Güle güle. Birlik Cam'ı kapattım burasını dedi. 18 arkadaşımız çıkardı. Şimdi sen önce bir kere boyutuna baktığında bir çalışanın bu kadar çok kolay kapıya koyulması o kadar kolay olmaması gerekir. Buna biz envai çeşitli yollardan şikayet ettik. Bakanlığa gittik, müracaat ettik. Dedik ki yasal olarak, temin de söylemeye çalıştığım aslında 4857 sayılı 5. maddesine göre insanın üye olma hakkı olduğu için bu derece hemen hadi seni kapıya koyarım dememesi lazım. Bunun cezası ne? İşe iade açıyorsun. İşe iade açtığında sana parasını veriyor sadece. 8 hafta, 12 hafta. Ama oysa işe iadeden sonra geri alma zorunluluğu var. Ama bunu bakanlık yönetti, devlet yönetti, yasalar dayatmıyor. En güvendikleri şey de biz yaparız, uygularız. Bunun sonucunda da ekonomik sonuçlarına katlanırız. Oysa biz şimdi 3,5 sene mücadele etmişik. 3,5 senede yetki almışık. Oradaki arkadaşlarımızın bir sürü işten çıkarmış. Bunları işe iade kazandık, parasını verdi almadı. Bunları yerine aldığı adamlarla çalışma yapıyor. Biz bunları yapmaması gerekir müfettiş getirdik. Müfettiş çok açık ve yazıda söyledi. O da savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. İşverenin yapmış olduğu bu tip uygulama yasalara uygun değil. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 5. maddesinde belirtilen eşit davranma ilkesine aykırı. Bunun için de savcılığa suç duyurusu. Biz de suç duyurusunda bulunduk. Şimdi Çalışma Bakanlığı'nın teftiş kurulundan gelen müfettişler fabrikanın içinde inceleme yapıyorlar, suçlu diyorlar. Yani o konuda net aslında. Çalışma Bakanlığı'nın gelen yani, müfettişleri de burada sendikal baskı olduğunu tespit ediyor. Evet, aynen. Ve sendikalı olmaktan dolayı çıkarıldığını da tespit ediyor. Kişisel haklara saygı duymadığından dolayı tespit. Ama şimdi 1 ile 3 yıl cezası var. Bunun devletin vermiş olduğu bu işkur teşviklerinden faydalanmama gibi şeyler var. Ama işverenler bunları uygulatmıyor. Bakanlık bunları uygulatmıyor. Uygulatmadığı için de işveren bildiğini. Şu anda biz Düzcam'da grevimiz 98. gününde. Orada arkadaşlarımız. Çetaş'ta grevimiz bizim şu anda 17. gününde. Ve Çetaş kapadım dedi. Kapadım evet, dedi da bildirmemiş. Hı hı. Bildirmediği için biz de grev kararı almıştık. Uygulamaya koyduk. Hı hı. Uygulamaya koyunca müdahale de edemedi geldi güvenlik güçleri. Ya kapalı burası yapamazsınız dedik ki yasa. Biz yasa haklı olduğumuz için şimdi işçiler çadır kurdu. Grev pankratlarını astı ve orada da hala mücadele ediyorlar. Ve kimse bunlara gelip de ya yasal olarak haklısınız. Gelin bununla buluşturayım demiyor. Biz gittik dedik ki bakanlığa erteleyin. Bu grevi erteleyin. Grev ertelenirse ne olur? Yüksek hakeme gider. Yüksek hakem ücreti zaten devletteki ağırlıkta olduğu için ne verirse razı geleceğiz. Ona da razı bu işçiler. Onu bile gidiyor çağırıyorlar işveren. Diyorlar ki ya onun diye bende üyesi yok diyor. Vardı eskiden, işten çıkardım. Şu anda üyesi yok. Ben üretimi yapayım. Niye geleyim sözleşme yapayım? Böyle bir sistem olabilir mi yani Fulbay? Ama Türkiye'de esas en büyük sıkıntı şu. Sendikalı istememesi, örgütlü toplumda esas kaygıları bunların vergilerde, çalışma sisteminde. Şimdi cam üretimi çok, çünkü cam üretim kimyasal. Çok riskli ve tehlikeli. Bunda hiçbir işçi sağlığı, iş güvenliği önlemleri yok. Fabrikada öyle bir tedbiri yok. Çalışan çalışır, çalışmayan ya da iş kazası geçiren güle mahkeme açıyor, dava açıyor. Oysa insanın en azından hem çalışma özgürlüğü var, çalışma hakkı hem de korunma hakkı var. İşçi sağlığı, iş güvenliği, müfettişleri geldiğinde orayı, o uygulamaların işçiliğine, işçi yararına ya da çalışma riskleri olan yerde çalışmaması, böyle bir şey yok. Güldürü gidiyor. Bizim geldiğimizde ilk önce biz bunları düzenlemeyi düşünüyoruz. Çalışma sistemlerini, mesela Şişecam'da 5'li kademe var, 6 kademe. Bu kademelerde yapılan işlerin kişilere göre hepsi bölünüyor. İşçi sağlığı, iş güvenliği toplantıları her ay olması lazım. Burada hiç yok. Bir tane iş yerinden temsilci, işverenden yetkililer, işte sağlık uzmanları ve ciddi bir işçi sağlığı, iş güvenliği kurulları oluşturuluyor. Bunlar da maalesef. O açıdan bu tip işverenler genelde yasalara saygılı olmadığı gibi örgütlü sendikaya da saygılı değil, işçiye de saygılı değil. Bizim ondan tek istediğimiz de buydu. Bu işçileri ne kadar çok siz iş hakkını feshettiniz, işte işe iadede para verdiniz, daha hala devam ediyor, şu anda çalışıp greve çıkan arkadaşlarımız var. Onların yerine adam çalıştırıyor, o da biz tutturduk. Ama işvereni tabii şu anda bize herhangi bir çağrısı yok, biz de devam ediyoruz. Bu konuyla ilgili tabii ki devam edeceğiz. İşçiler tamamı uysaydı zaten bu grev bu kadar sürmezdi. Ama Düzce hem bir yapısal olarak farklı, hem Düzce'de tek böyle bir işletme var. Oradaki toplumda biraz işte ekmek veriliyor. Böyle bir fabrikada çalışmak ayrı. Elbette ki kimsenin ekmeğinin elinden alması ya da fabrikanın kapatılması. Biz fabrika kapatmak için mücadele etmeyiz ki. Fabrika kapansa, işçi olmasa biz ne işe yarayacağız? Tabii. Ama maalesef Türkiye'de özellikle örgütlenmenin önündeki engellere Çalışma Bakanlığı'nda bulunan yasaları bile uygulatmaması bizim örgütlenme, tüm sendikalarda bu var. Sadece bizde değil. Bizim Kristal İş olarak biraz daha işte eylem, mücadele, grev ön planda olduğu devlete sorumluluğunu kimin girdi, kimin çıktı? Bunların vergilerinin ödendiği ya da işletmedeki üretimin ne kadar şey olduğunu, satışların ne olduğunu kimse denetlemiyor ki. Aslında devlete hep söyleniyor bunlar. Hükümete hep söyledik. Konfederasyon olarak da söylendi. Örgütlü toplumda ne bir yolsuzluk ya da kaçaklık yapabilirsin. Devlet en çok vergi veren örgütlü toplumdur. Evet. Ama örgütsüz yerde bir sürü. Mesela çalıştığını az gösteriyor. Çalışma sürelerini az gösteriyorlar. Türkiye'de bunlar çok mevcut. Asgari ücreti bugün 2020 lira olan asgari ücreti devlet belirlemiş ve herkesin uygulaması lazım. Ama Türkiye'de bunun uygulanmadığını, bunun altında ücret çalıştırdığını bilen çok, hükümet de bunu biliyor. Türkiye'de bir sürü sendika biliyor. Bir de şöyle oluyor, hani asgari bankaya yatıyor resmi olarak. Aynen, aynen. Mesela fazlası da yine aynı şekilde şey, elden alınma diye aynen. Bir şey var. Ve bu söyleniyor bu. Bizim çok yaygın bir şey yani. Çok. Ama bunlar örgütlü olan veya sendikanın olduğu yerde olmaz. Yani derler ya, sendikanın işte kimisi sarı, işte kimisi kötü. Sendikasız yerden en kötü sendika bile iyidir. Çünkü en azından hem devlete olan sorumluluğu, hem işçiye olan sorumluluğu bu sendikalar denetler, inceler, yapamaz, kaçıramaz. Zaten hükümetler bunu dikkate alıp herkesi örgütlü yapsa, herkesin bir sendikası olsa zaten devlete giren para daha o kadar fazla olur. Ama o mevcutlardan alıyor. Diğer işverenler işte bu konumda denetimsiz, sorumsuzca kullanıyor ve gidip bir yaptırım gücü yok. Şimdi buna 1 yılla 3 yıl ceza var. Savcılığı bekliyoruz. Biz de şeyimizi yaptık. Evet, hukuksal süreç o şekilde mi sürüyor yani şu anda? Hayır, yani savcılık bunu şimdi mahkeme ya da biz suç duyurusunda bulunduk. Eğer suç duyurusunda savcılar harekete geçmezse biz dava açacağız. Yapmış olduğu, çünkü bize bütün denetimler elimize yetki veriyor. Diyor ki bu suç işlemiştir. İşçinin örgütlü olduğu için iş hakkını feshetmiştir. Ve ondan dolayı da yasa diyor ki 1 yılla 3 yıl. Yasa diyor ki işte bir sürü vergi indirimlerinden faydalanamaz. Yasa diyor ki İşkur'dan aldığı işçilerin ödeme şekillerini bu şekilde alamaz. Ama hiçbir uygulanmıyor. Bu şartlarda bizim hem orada mücadelemizi hem işçilerin çalışanları korumak çok zor bir şekilde mücadelemiz sürüyor. Devam edeceğiz, süreceğiz. Çünkü biz bunu bütün yaymak istiyoruz. Ama Türkiye'de şu da bir gerçek. Sağ olun bu konuda gerçekten de Medyascope'a da teşekkür ederim. Biz bütün kanallara ya da medyaya ya da bu konuları paylaşmak için programlar istiyoruz. Ama henüz sesimizi duyuramıyoruz. Zaten genelde bu böyle oluyor. Şimdi benim grevim üretimi durdurarak olsa her yer inler. Zaten bu iş biter. Ama grevi bir yerde yapıyorsun, bir yerde üretim var. Adam senden niye gelsin? Ben üretimi yapıyorum diyor. Topal aksak götürüyorum diyor. Buna hükümetin kendi çağrı. Biz dedik ki bak bu grev devam ediyor. Bakanlığa müracaat ettik. Bakanlık diyor ki ya adam gelmiyor biz ne yapalım? Böyle bir şey olabilir mi? Bu konuda da sürekli şu anlatılır. Yani özellikle bu AB uyum yasalarıyla beraber işte sosyal diyalog diye bir kavram vardı sendikalarda kullanılan. Özellikle üst örgütler buna çok değinir. Üst konfederasyonlar. Aynen. Ama hani burada gördüğümüz şey aslında sosyal diyalog, siz açıksınız ama taraflardan işveren tabii tarafı canım, tabii. Yani masaya bile gelmiyor yani. Böyle bir diyalog ortamı bile oluşmuyor daha Türkiye'de. Şimdi yasada bir sözleşmede teminde söyledin. O kadar zor ki biz 3,5 yılda yetki almışık. Ondan sonra diyor ki İşkur ara bulucu seni atıyor. İşverenden bir kişi çağırıyor. Sendikadan çağırıyor. İşveren gelmiyor. Yaptırım gücü yok. Tutanak tutuyor. Ondan sonra bakanlığa gidiyor. Bakanlık ayrıyeten bir de diyor ki biz arabulucu nezdinde, bakanlık nezdinde bir arabulucu. Bunun gelip kontrol etmesi, gidip bakması, iki tarafla bir araya getiremiyor, bir daha çağırıyor, gelmiyor. Yazışmalar olması 1 ay, 1,5 ay sürüyor. Adam gelmediğine göre bir an önce tutun, biz işte görevimizi yapalım. Onlar tuttuktan sonra niye gelmiyorsun diye gidip soran yok. Veyahut da sen bu sözleşmeyi, bana bakanlık bunu yetkiyi vermiş. Demiş ki sen burada sözleşme yapma yetkin var. O zaman bu yetkiye uymayanlara yasal olarak yaptırım gücünü niye kullanmıyorsun? Esas ana temel sıkıntı bu. Esas bizim sorunumuz zaten örgütlenmeye kadar 3,5 yıl kolay mı Allah aşkına? 3,5 yıl evet. Bir yetki almak. Aslında şey çok hızlı ilerlemiş. Yani Ocak, Şubat, Mart'ta tüm çoğunluk sağlanmış. O bile şey olarak, ama çoğunluk olarak. Aslında hani sendika üzerine düşen kısmı çok kısa sürede halletmiş yani orada. Çözüme kavuşturmuş. Zaten o yasal olarak biz önce dediğim gibi bunlar hemen itiraz ediyorlar ya. Onun için önce fabrikaya bakıyoruz. Kaç kişi çalışıyor? %51'ini bulmamız lazım. Ondan sonra bir de bu fabrika, bu patrona bağlı başka işletmeler var mı? Çünkü biz enteresan öyle bazı yetkilerimizi kapatıyoruz. Tek fabrika gözüküyor. Adam bilmem nerede yemekhane kurmuş. Diyor ki bu yemekhane de bana bağlı. 3 kişiyle, 4 kişiyle yetki kaybettiğimiz yerler var. Burayı bütün tedbirler aldık. Kavak Çetaş'ta çalışan 40 vardı, 5 çıkardılar. Şimdi 35 kişi tekrar çıkarıldı memurlarla birlikte. Bu arkadaşlarımız bizim orada 3,5 yıl devam ettiği gibi işverene şu anda da hala devam ediyor ve oraya envai çeşit itirazlar ettiler. Olmadı, şeye yolladı en sonda. Yeni açılan mahkemeler bizim var ya şeye, istinaf mahkemesine. İstinaf mahkemesi bir kere baktı buna, kesinlikle dedi yetkili değil, yukarıda götürmedi. Şimdi bazı mahkemelerimiz var, istinaftan sonra Yargıtay süreci. Yargıtay'a giden her mahkeme en az 8 ay. En az. 2 defa, 3 defa Yargıtay'a götürdüğünde 3 yıl. Onun gidişi, gelişi, kontrol edişi. Şimdi sen eğer bize örgütleme hakkımızı tanırken de bir sürü bizim yasaları belirlemişsin, çerçeveyi çizmişsin. Biz bunları yapıyoruz. Karşımızda gelmeyene hesabı sorulmaz lazım. Yok. Böyle bir şey olmadığı için de tabii Türkiye'de örgütlenmek, sendikal mücadele etmek kolay değil. Ama en azından biz yasal olarak her şeyimizi hazırlamamıza rağmen bakanlığın buna herhangi bir çözüm bulamamız. Bakanlık şunu mesela işveren istese, bak sendika istiyor yapmıyor. İşveren istedi, müracaat ediyor. Diyor ki bu grevi ertele. Bir gün bile sürmüyor. Benim Şişecam'da 2014'te de grevim ertelendi. Evet. 2017'de de grevim ertelendi. Genelde de milli güvenlik gerekçesi öne sürülüyor. Daha önce sağlık ve milli güvenlik gerekçesi, ne sağlık ne milli nasıl. Sonradan biz tabii mahkeme 2 ay süreyle dava açıyorsun. Mahkeme sonra diyor ki tamam kaldırılmıştır. O süreçte zaten zaman geçiyor. Bir daha senin erteleme yetki. Yani süreler sürekli çalışan ve sendikaların aleyhine olduğu için zorluklar çekiyoruz. Biz burada da açık ve net söyledik. Yaptığımız müracaatlarda dedik ki biz gelin, hatta ben orada belediye başkanına gittim, görüştüm. Türk İş Başkanımla görüştüm, o bir aracı oldu. Türk İş Başkanı'na diğer konuları görüştük. Teftiş Kurulu'nda da o haber verdi devreye. O konuda çok iyi bir teftiş kurulu, iyi bir denetleme. 5 gün 1 hafta kaldılar ve tuttukları rapor çok iyi. Gerçekten orada bütün haksızlığı gördüler. Ama ona rağmen işte dediğim gibi yasalar karşısında bir şey çıkmadığı için herkes sistemine, bizim arkadaşlarımız orada da devam ediyor. Bunu daha geniş çaplı bir şekilde. Biz şimdi Kavak'ta aldık, enteresan olay çağırıyor. Biz sizi kapadık fabrika, hadi güle güle. Şimdi yasal prosedürü yerine getirmeden o kadar basit ki. Çağırıyor toplu, diyor ki bugün işin hakkınızı feshettik. Okan Can dediğimiz Birlik Cam oldu, orada da yetki aldık. Birlik Cam'da 18 kişi var, çağırıyor diyor ki sizin yetkiniz geldi sendikadan. Biz toplu sözleşmeye çağırıyoruz ya onu. Evet. Bize gelen bakanlıktan yetkiye göre. Çağırdığımızda çağırıyoruz, hemen çağırıyor, işçiyi çıkarıyor. Şimdi sen bu işçileri burada yetki vermişsin, bu işçileri burada çıkarıyor. Bu suç işliyor. Bu suçu biz suç işlesek anında da emniyet güçleri, jandarmadır, polisidir, anında. Hatta suç işlemeye bile gerek kalmadan çoğu zaman yakın. Mesela Kavak'ta biz enteresan dedik ki tamam biz buraya geldik, bir şeyler yapma, arkadaşlar kapandı açıklama yapma, jandarma sardı. Güvenlik güçleri görevini yap. Ama bizi orada beklemeyin, işte yasak bu. Niye? Valilikten emir geldi. Fabrikanın önünde beklemeyeceğiz. Nerede? İşte organize sanayinin dışına. Oraya gittik. Bu sefer orada ne oldu? Organize sanayinin müdürü rahatsız oldu. Şimdi yasa olarak grev başlatınca da geldiler, gördüler, ya siz burayı takamazsınız, edemezsiniz. Tamam, o zaman edemiyorsak siz kaldırın bizim astığımız grev kararı. Bu iş yerinde grev vardır filan. Kaldırın, kaldıramaz. Çünkü yasa olarak ancak biz kaldırırız. Biz aldıysak o kararı, biz karar alıp tekrar kaldırmamız gerekir. Yasa bize bunu diyor. Kaldıramadı. Arkadaşlar devam ediyor. Şimdi anladılar o yasa boyutta. Ama çıkan arkadaşlarımızın bildirimi olmadığı için orada DYLM devam ediyor. Düzce'de 18 kişiyi çıkardı. Birlik Cam'dan, diğer fabrikada toplamda 140 kişi çıkardı. 3 bölümde. Şimdi bu çıkanlar hep bizim yetki alma süresi içerisinde. O 3 yıl mahkeme var ya, evet. O içerisinde. En son Birlik Cam ve Çetaş'takileri sözleşme artık son aşamaya geldi. Grev kararı aldık. Anlaşıldı dedi, sizin anlaşalım. Ben de kapatıyorum. Bu süreç ne olacak? Aslında süremizin de sonuna geliyoruz ama son olarak yani o kapanan fabrika özelinde yani nasıl bir süreç olacak orada? Sizin öngörünüz nedir? Şimdi kapanan fabrikada yani orası açılıp açılmama konusunda tabii ki işverenin şeyi ama bir sözleşme yaptıktan sonra orayı açılması arzumuzdu. Çünkü bir sözleşme yapınca orada o sözleşme devam edecek. Onlar kapadın demesi, çünkü çok yasal prosedürü işlemediği için bizim grev devam ediyordu. İşleseydi grev de olmayan fabrikanın neyinin grev yapacak. Ama Düzce'de de biz bunu tabii istiyoruz ki bizim oradaki işçilerimiz de dahil olsun. Daha hala biz onda şeyiz. Grev süresi oradaki anlaşma sürene kadar devam edecek. Bu nerede biter? Şimdi kestiremiyoruz. Tabii ki bizim en sonunda artık yürümüyor bu iş ya da olmuyor ya da başaramıyoruz. Çünkü biz de hala bu sesimizi duyurmak istiyoruz. Bizim tek bir arzumuz var, hiçbir şey olamasa. Orada grevi ertelettirip yüksek hakeme toplu sözleşme yapıp yüksek hakemdeki toplu sözleşmeyi uygulamak zorunda. Ama esas ondan önce bizim esas istediğimiz masaya gelip kendilerinin talepleri doğrultusunda bizim taleplerimizle ortak konuşup neleri olabileceğini, biz ilk sözleşmede ciddi bir yaptırımlar, ciddi aynı eski fabrikalardaki gibi ücret talep etmiyoruz. Ama işçi şu anda %80-90 asgari ücret çalışıyor. Bir cam fabrikası. Cam fabrikasında asgari ücretle çalışmak. Vasıflı bir iş gerektiriyordu. Hem vasıflı hem çok, yani iş kazası anlamında çok riskli. İnsan sağlığı anlamında gürültüsü var, tozu var. Cam çok keskindir. Kesmesi var, isi var, dumanı var. Çünkü fırın var orada. Fırından cam çıkıyor, camdan kesimler oluyor. sağlığı, insan yaşamını etkileyen çok faktörleri var. Bunların önlem alınması lazım. Hiçbir önlem alınmıyor. Onun için zaten sendikasız çalışmayı yeğliyor. Evet, yani aslında ücretlere gelene kadar tabii ki önceliği işçinin işte iş sağlığı, işçi sağlığı ve iş güvenliği. Evet, önceliği insanın yani çalışma yaşamında işçi sağlığı, iş güvenliği önemli. Güvenliği olmayan bir işte nasıl verimli olacak? Burada da öyle. Bir ikincisi de tabii ki ücrette asgari ücret değil, sosyal hakları olması lazım. Bayram parası veriyor 350 lira. Şimdi bu dönemde baktığımızda diğer sosyal hakları var mı yok mu onu da bilmiyorum. Birçoğu da yok. Biz bunlarla birlikte biraz iyileştirerek orada sözleşmemizin yürürlüğe girmesini tek arzumuz istiyoruz. Tabii ki atılan işlerin bir kısmını almalı. İşçiler eğer oraya gelmek istiyorsa bunlar tekrar işine döndürülmeli. Çünkü orayı fabrikaya zarar için değil, ekmeğini bir dilimi 1,5-2 yapmak için mücadele eden insanlar işsiz kaldı. Bizim birinci önceliğimiz de bu. İşçileri fabrikalara aldıktan sonra toplu sözleşmenin uygulanması ama içeride çalışma koşulların çalışmaya elverişli insan sağlığını koruyucu önlemleri koyarak yürümesi de en büyük emelimiz ve arzumuz. Evet. Çok teşekkür ederiz yayına katıldığınız için. Sağ ol Ufuk Bey. Ben teşekkür ederim. Gerçekten de en azından kısa da olsa kendimizi burada anlatmak bizi bugün de olsa mutlu etti. Bundan sonraki yayınlarınıza da başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ben sendikam adına gerçekten de hem size hem Üşenme hem tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Evet Medyascope TV izleyicileri, bugünkü özel yayınımızda Düzce ve Samsun'da devam eden cam işçilerinin grevini Kristal İş Genel Başkanı Bilal Bey ile konuştuk. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.